basına ve kamuoyuna. 47. Vicdan ve Adalet Döpedizmi için buradayız. Adalet arayan iç ailelerini adına hoş geldiniz diyoruz. İSİK Meclis raporuna göre 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Türkiye genelinde kayıtlara geçen 1730 işçi çalışırken hayatını kaybetti. 2016'nın ilk günlerinde yoğun kar yağışına rağmen işçiler çalışmaya ve çalışırken hayatlarını kaybetmeye devam ettiler. Yolda kar temizliği yaparken İstanbul'da 3 işçi hayatını kaybetti. Emekçiler çalışırken hayatlarını kaybetmeye, sakat kalmaya ve meslek hastalığına yakalanmaya devam ediyorlar. Olmasın diye başladık, devam ediyoruz. Vicdan ve adalet nöbetimize. 19 Temmuz 2015'te Kemlik Gübre Fabrikası'nda meydana gelen iş cinayetinde Uğur Çavdar hayatını kaybetti. Bir işçi ağır yaralandı. İş cinayeti sonrasında sendika temsilcilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmasında etkin tutum takılmadıkları için sendika temsilcisinin değiştirilmesi yönünde imza toplayan 5 işçi işten atıldı. Serapol, haklarını korumak ve çalışma koşullarını güvenli kılmak için sendikalaşarak örgütlendikleri için işten atılan Serapol işçileri güvenlik koşullarını kabul etmedikleri, çalışma koşulları nedeniyle kansere yakalanan, düşük yapan hamile işçiler var. Bel boyun fıtığına yakalanmayan işçiler neyse yok dedikleri için işten atıldılar. Çan Ortaklar Girişim Borun, Savunma Bakanlığı'ndan ihale alarak TSK'ya üretim yapan fabrikada hayatlarına ve haklarına sahip çıkmak için örgütlenen işçiler işten atıldı. İşçilerin talepleri, haklarına sahip çıkacak sendikalaşma gayretleri ve işçi sağlığı, iş güvenliği tedbirlerinin etkin alınmasıydı. Üretilen elbiselerin içerisine karbon parçacıkları ekleniyor. Karbon dozu soluyan işçilere sadece göstermelik bez maskeler veriliyor. İş güvenliği uzmanı herhangi bir denetim yapmamış, fabrika içindeki karbon ağırlıklı hava nedeniyle işçiler akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklarla yüz yüze. Düzgün bir ısıtma tesisatı bulunmuyor. İşçiler kışın montlarını dizlerine sararak çalışıyorlar. Arçelik, elçi fabrikalarında işten atılan işçiler. Haklarına sahip çıktıkları ve taleplerini gözetmeyen, etkin hak savunuculuğu yapmayan, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini önemsiz gören sendikadan istifa ettikleri için işten atıldılar. İşte bu yüzden vicdanlı adalet duygusunu yitirmemiş herkes bu vahşeti anlayarak davranmalı diyoruz. İş kazası değil cinayet. Çaresi yok. Bütün sorumlular yargılanacak. Adalet arayan iş aileleri.